Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul'un teknik analizine bakacağız. Borsa İstanbul'da bundan sonra beklentiler ne olabilir? Hangi seviyeler direnç ve hangi seviyeler destek olarak karşımıza gelebilir? Bunları nacizane bilgilerimizle sizlere anlatmaya çalışacağız. Yayınları lütfen eğitim amaçlı dinleyin. Ne Coin Bulucu'ya ne de bir başkasının dediklerine göre cebinizdeki parayı al sat tut şeklinde yönetmeye çalışmayın. Eğitim amaçlı bu yayınları dinlerseniz öğrenirsiniz ve kendi öğrendiklerinizi geliştirip cebinizdeki parayı kendiniz yönetirsiniz. Teknik analizin %100 doğru sonuçlar vermeyeceğini her yayında söylüyorum. Yüksek oranda doğru sonuçlar verir ancak bazen de doğru sonuçlar vermeyebilir arkadaşlar. Hayatın her yerinde bu vardır. %100 her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ancak teknik analiz her zaman şunu söyler: fiyatlar ne olursa olsun teknik analize bir şekilde uymak zorundadır ve ben uyacağını da bekliyorum. Arkadaşlar, geçmişi anlatmıyorum. Yayınları uzunca bir süredir dinlediğinizden dolayı bu grafiği de birlikte çizdik ve hepiniz bu grafiği biliyorsunuz. Bakın, piyasa yükselirken dahi grafikte herhangi bir oynama yapmadık. Hala bu grafiğin çalıştığını ve Borsa İstanbul'un yapmış olduğumuz 2021 yılından gelen bu kanal görüntüsüne göre hareket ettiğini, bazen beklentimizin üzerinde fiyatlamalar olsa da fiyatların tekrardan beklediğimiz noktalara geleceğini şahsen düşünüyorum ve şahsi olarak düşündüğüm bu bilgileri de sizlerle paylaşıyorum. Bakın, Borsa İstanbul'da fiyatlar kanal alt bandına geldikten sonra ne bekleniyor? Kanal alt bandı aşağı yönlü kırılmadıkça buradan yapacağı tepkiyle kanal orta bandı bekleniyor. Yani kanal orta bandı 2021 yılından gelen bu kanal görüntü tüm yapmış olduğu fiyat hareketliliğinin ortalamasının geçtiği önemli bir destek direnç bölgesidir. Bakın, fiyatlar buralara geliyor. Bu bölgede satış yiyor. Sonrasında yukarı yönlü direnç aşılmayla birlikte kanal üst bandını biz test ediyoruz. Kanal üst bandı da yukarı yönlü aşılamamayla birlikte zaten yayınlarda da söyledik, ne bekleriz? Kanal orta bandını bekleriz. Kanal orta bandında bakın uzunca bir süredir destek burada çalışıyor. Sonrasında desteğin kırılmasıyla aslında şu durum oluşuyor. Artık kanal orta bandı kırıldığından dolayı fiyatlarda beklenti kanal alt bandına bundan sonraki vadede bir şekilde gitmesidir. Ancak burada şunu söyledik. İlk olarak fiyatların kanal alt bandına gelmesini beklemeyiz. 7200'lerden yukarı doğru dönmesini ve ondan sonra yapacağı düşüşte ise kanal alt band bölgelerine kadar fiyatların gelmesini bekleriz demiştik. Ve fiyatlar bunu dediğimizde bakın 8000'in üzerinde bu bölgelerdeydi ve 7200'leri gördük. Beklentimiz 8150 civarından aşağı düşmesiydi. Ancak fiyatlar aşağı düşmek yerine direnç bölgesini test etmeyi tercih etti. Bazı olumlu haberler geldi veya piyasa yapıcı daha fazla piyasayı, yatırımcıyı FOMO içerisine sokmak adına elindeki hisseleri daha güzel satabilmek adına fiyatları yukarı çıkardı. Artık bahanesini ne istiyorsanız onu sayın arkadaşlar ve fiyatlar kanal orta bandına kadar geldi. Şimdi buradaki teknik görüntü şunu söyler. Bakın, önemli bir destek bölgesi. Daha öncesinde de zirve noktalar bakın kanalın üzerinde görülmesiyle birlikte destek olarak buralar çalışıyordu. Yani kanal orta bandının önemini anlatmaya çalışıyorum. Üzerindeyken fiyatlar destekti. Altına geldiğinde direnç olarak karşımıza geldi. Şimdi ise bakın burada da destek oluyor. Destek kırıldıktan sonra 7200'e sert bir düşüş görüyoruz ve ondan sonra kanalımızın ortalama fiyatı, yani kırılan önemli bir destek bölgesi, teknik analizin huyu gereği ne yapıyor? Direnç olarak test ediliyor, teyit ediliyor. Yani eğer ki bu kanal orta bandı yukarı yönlü aşılamazsa teknik analiz şunu söyler: buradan olacak düşüş çok sert olabilir arkadaşlar. Düşer düşmez bunu ben değil kimse bilemez ama teknik analiz bunu söyler. Ben de sizlere onu anlatıyorum. Siz hala uçacağını, kaçacağını, arşa gideceğini düşünüyorsanız sizin düşüncelerinize ben saygı gösteriyorum. Herkes kendi bilgilerine göre parasını yönetmeli. Herkes alırken de yalnız olduğunu bilmeli. Kazanırken de, kaybederken de yalnız olduğunu bilmeli
arkadaşlar. Kazanıyorsun, parayı cebine koyuyorsun. Kaybediyorsun, cebindeki parayı kaybediyorsun. Kimseye bir sorumluluk yüklememek lazım. Öğrenin, daha iyisini sizler yapabiliyorsanız sizler yapın. Benim bu yayınlardan herhangi bir maddi beklentimin olmadığını, birlik ve beraberlik sağlansın. Ne biliyorsak onu anlatalım ve ücretsiz anlatalım. İnsanlar faydalansın diye bu yayınları yaptığımı biliyorsunuz. Şimdi bakın, önemli bir destek. Aşağı yönlü ne yaptı? 8050 civarında burada kırılmıştı ve 7200'lere gideceğini biz öngördük. Bu bölgeden sonra döndü. Normal şartlarda 8150'lerden dönmesi gereken Borsa İstanbul dönmedi ve önemli bir direnç noktasına kadar fiyatları getirdi. Şimdi bu önemli direnç noktası eskiden destek olduğundan şimdi de direnç olarak, bakın milimetrik olarak karşımıza geliyor. Ne zaman test ediliyor? 12 ve 13 Şubat'ta bu bölge test ediliyor ve çok sert satış yediğini görüyoruz. Eğer bu bölge kanal orta band bölgesi yukarı yönlü aşılamazsa, Borsa İstanbul'da bir satış gelirse bu satışın çok sert olması lazım. Çünkü kırılan bölgenin retest hareketiyle test edilme durumu var. Destek bölgesi olarak çalışan kanal orta bandının direnç bölgesi olarak teyit edilme durumu var ve bu durumlar birlikte gerçekleştiğinde teknik analizde genel itibariyle beklenti fiyat düşüşlerinin çok daha sert olması şeklindedir. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Tabii teknik analiz bize bunu söylüyor. Ancak düşüşün onayını alabilmemiz adına burada 7200'lerden itibaren oluşan sarı yükselen trendin altında kapanış yapması lazım. Ne zaman bu sarı yükselen trendin altında fiyatlar kapanış yaparsa, o zaman Borsa İstanbul'da düşüşün de teyidini aldık diyerek açıklamalar yapabiliriz. Tabii bu bilgiler teknik bilgilerdir. Her zaman para grafiği çizer, alır yukarı götürür. Onları kimse öngöremez arkadaşlar. Ancak ben yanılıyorsam dahi bilgimle yanılayım, bilimsellikle yanılayım, ben yanıldım demem o zaman. Bilim burada bana bunu söyledi. Ancak piyasa yapıcı parayı koydu, fiyat hareketliliğini yukarı çıkardı derim. Fırsat zamanlarını beklerim, o zaman alırım. Ben böyle düşünürüm. Borsada herhangi bir yatırımımın olmadığını, sadece kripto paralar üzerinde işlem yaptığımı, buradaki anlatımlarımın da sizlere bir faydası olsun diye yaptığımı bilin. Bilmeyen arkadaşlar da öğrensin. Dolayısıyla benim herhangi bir yatırımım yok. Düşmesinin de yükselmesinin de bana bir faydası yok arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi önemli bir direnç bölgesi. Burada 9200'e kadar yükselmiş. Bakın kanal orta band direnç bölgesi her geçen gün yukarı yönlü gidiyor. En son yapmış olduğumuz yayında da şunu söyledik. Arkadaşlar fiyatlar 50 TL, 100 TL gibi yukarı yönlü her geçen gün artış gösteriyor. Lütfen bu çizimleri yapın ve fiyatlar kanal orta bandına geldiğinde eğer ki bu bölge yukarı yönlü aşılamazsa bu bölgeden satış gelmesini beklerim şeklinde sizlerle paylaşmıştım. 12 Şubat'ta bakın bu bölge test edildi. 13 Şubat'ta ise sert bir satış yedik. Şimdi olası yükselişlerde 9200 kısa vadede fiyatlar gelecekse direnç olacak. Ancak uzun vadede bu bölgeye tekrardan gelecekse bakın buradaki direnç bölgesi değişiyor. Örnek vermek gerekirse 21 Şubat'ta kanal orta bandı tekrardan test edilirse 9345 olduğunu biz görüyoruz. Önemli destek bölgesi kırıldığından dolayı ve burada da direnç olarak test edildiğinden dolayı tekrardan fiyatların gelip de bu bölgeye, yani kanal orta bandına kadar yükselmesini şahsen beklemem. Bundan sonra fiyatların minimum sarı yükselen trende kadar düşmesini ve sarı yükselen trende dokunmasıyla birlikte buradan bir tepki almasını beklerim. Ancak bu bir tepki hareketi olarak mı kalacak veya yükselişlerine sarı yükselen trende değdikten sonra devam mı edecek veya altında mı kalacak, şu anda bunu bilebilmek mümkün değil. Benim şahsi görüşlerime göre, bakın teknik ve bilimden ayrı şahsi görüşümü söylüyorum. Şahsi görüşlerime göre bu kadar önemli bir destek kırıldıktan sonra direnç olarak burada karşımıza geliyorsa sarı yükselen trende kadar fiyatlar düşer. Buradan belki birkaç günlük yukarı yönlü tepki hareketi
hareketleri yapar. Ancak sonrasında bunun altına gelmesiyle beklentim olan 7400 ve altına, yani 7200'lere doğru fiyatların düşmesini şahsen bekliyorum. Hala da beklentimi değiştirmiş değilim arkadaşlar. Çünkü finansal piyasalar istikrar işidir, disiplin işidir. Disiplinli bir şekilde hareket etmek lazım. Uçana kaçana atlamamak lazım. Para kazanmak kolay değildir. Bu piyasalar bilginin paraya döndüğü yerdir. Bazen çok iyi bilirsin. Bakın borsa yayınlarımızda hepiniz buna şahit oldunuz. %99 oranında bilmemize rağmen en son yapmış olduğumuz yayında beklentimiz 8150'lerden aşağı dönmesiydi. Ama fiyatlar 9200'lere kadar gittiğini gördük. Öncesinde alım satımlarda ciddi kar ettiniz. Burada ise nakitte bekleyerek zarar etmediniz, kar da edemediniz. Ne yapacaksın? Fırsatı bekleyeceksin. Sürekli işlem yapmak piyasa içerisinde sizi yoracaktır ve piyasanın sizi FOMO'ya sokmasına, yutmasına sebebiyet verecektir. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Kısa vadede yükselişlerde 9200 önemli bir direnç. Düşüşlerde ise bakın sarı yükselen trendi çizin arkadaşlar. Burada 27 Aralık tarihiyle 23 Ocak tarihini birleştirin. Logaritmik olarak bu görüntüyü çizin ve bunun altında kapanış yapıp yapmamasına göre yönü tayin edin. Altında kalırsa düşüş bekliyoruz. Üstünde olduğu sürece fiyatların yukarı yönlü yükseliş trendi içerisinde gitmesini bekliyoruz. Kısa vadeli olarak düşüşlerde 8650 civarları artık en son destek noktası olarak karşımıza geliyor. 8650'ler aşağı yönlü kırılmadıkça Borsa İstanbul'da bu bölgelerden tepkiyle yükseliş bekleyeceğiz. Altında kalırsa da düşüşlerin daha da sertleşmesini bekleyeceğiz. 15 Şubat tarihinde 8650 görülüyor. Bakın 16 Şubat tarihinde 8680 olarak karşımıza geliyor. 19 Şubat tarihine baktığımızda 8740 TL olarak karşımıza geliyor. Veya 20 Şubat tarihine baktığımızda 8780 olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi her geçen gün bunun fiyatı da yukarı yönlü gidiyor. Bunu yakından takip edin. Sarı yükselen trendin üzerindeyiz. Şu anda düşüşlerin buraya kadar olmasını normal karşılayacağız. Bunun altında kalırsa anormallik oluşacak. Bunun üzerinde kaldığımız sürece de destek bulup yukarı yönlü tepki hareketi yapmasını bekleyeceğiz. Her yayında söylüyorum arkadaşlar, benim görüşlerim değişmiş değildir. Hala ben Borsa İstanbul'da 7400 ve altında fiyatlamaların olabileceğini, bu yükselişin temel verilerle orantılı bir yükseliş olmadığını ve Borsa İstanbul'da düşüşün olabileceğini şahsen düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Sizler böyle düşünmüyor olabilirsiniz. Sizin yatırımlarınızla benim anlattıklarım uyuşmayabilir. O yüzden lütfen kendi kararlarınızı kendiniz vermeye çalışın. Şimdi size bir örnek anlatayım arkadaşlar. Bakın önemli destek bölgesi kırılırsa ne diyoruz? Fiyatlarda sert düşüş olur. Sonra kırılan bölgenin direnç olarak, bakın destekten bahsediyorduk burada. Kırıldıktan sonra ne bekliyoruz? Destek olan bölgenin direnç olarak çalışmasını bekliyoruz. Burada direnç olarak çalışmış mı? Evet çalışmış. Bunun üzerine atanmazsa neden çok sert düşüş gelir sorusunun cevabını hareketliliği yüksek olan bir hisse senedi üzerinden anlatayım. Aslında onlarca anlatabileceğim hisse senedi var. Size hareketliliği yüksek olan hisse senedinde dahi nasıl tutarlılık gösterdiğini anlatabilmem adına bunu göstermek istiyorum. Bakın Miatek hissesinde yapmış olduğumuz yayınların hemen hemen %99'unda doğru sonuçlar aldık ve burada dedik ki bakın arkadaşlar, kanal üst bandı yukarı yönlü aşılamıyor ve çok sert bir yükselişten sonra iki kez bu bölgenin test edilmiş durumu var ve bundan sonra yapacağı düşüşte aslında beklenti burada oluşan toplam sert yükselişin, yani fiyatların 6-7 TL'lerden 60 TL'lere 70 TL'lere gelen bu yükselişinin bir ana düzeltmesi olacak. Bu ana düzeltmeden de beklenti fiyatların kanal alt bandına kadar düşmesidir. Tabii ki bir anda bu düşmez. Önce beklenti ne olur? Kanal orta bandı olur. Kanal orta bandından tepki alır. Bakın burada tepki aldı milimetrik olarak. Sonrasında bu kanal orta bandının kırılmasıyla fiyatlar 36.80'e gelir. Bu 36.80'e geldikten sonra da buradan bir tepki alması. Çünkü yatay destek noktası, bakın bu bölgelerde destek olarak çalışmış. Buraya düşmesini bekleriz ama 36.80 ana destek bölgesi değildir. Neden ana destek bölgesi değildir? Çünkü buradaki kanal orta bandı kırılıyor. Kırılan bölgeden
sonra ilk tepkinin oluşacağı, yani destek olarak çalışan bu bölgenin kırılmasıyla birlikte direnç olarak çalışacağı bir bölge olduğundan dolayı burası ilk tepki bölgesi ve buradan yapacağı hareketlilikte kanal orta bandına gelmesini beklerim dedim. O da 45 TL'leri bize gösteriyordu. Eğer ki MİAT ekinsesi 45 TL'lerin üzerine atamazsa, ki atmasını beklemem, önemli bir destek kırıldı. Atamazsa çok sert bir şekilde, yani 36.80'lerden 45'lere yapmış olduğu tepki hareketindeki sertlikten daha fazla bir sertlikle kanal alt bandına kadar fiyatların düşmesini beklerim diye sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bakın ne yaptı, kanal alt bandına düştü, 28 TL'lerde alım fırsatı verdi. Tepki hareketi yaptı, tekrardan düştüğü yeri görüyorsunuz, kırmızı kanal alt bandına kadar düşüyor ve buradan beklenti de nedir? Yapacağı tepki hareketinde kanal orta bandına kadar gitmesidir. Kanal orta bandı 61.5'ları gösteriyordu. Bu da 60.10'a kadar gitti. Hala olası yükselişlerde kanal orta bandı 63.60'ı gösteriyor. Burası direnç olarak karşımıza gelir. Şimdi Miatek örneğimizden sonra borsadaki görüntüye bakalım. Bakın aynısı arkadaşlar, burada da görüntü. Teknik olarak bakın. Hocam o Miatek o hisse, o spekülatif bir hisse veya hareketli bir hisse ama bu borsa demeyin. Teknik olarak olaya bakın. Ne olduğunun bir önemi yok. Buradaki önemli olan teknik göstergeler. Miatek de ne yapmıştı? Desteği kırmıştı. Desteği direnç olarak çalıştırdıktan sonra çok sert bir şekilde kanal alt bandına düşmüştü. Bakın burada da destek kanal orta bandı kırılıyor. Kırıldıktan sonra sert bir yükselişle kanal orta bandı test ediliyor. Beklenti nedir? Kanal orta bandı yukarı yönlü, yani 9200'lerin üzerinde kalıcılık sağlayamazsa beklenti çok sert bir şekilde kanal alt bandına doğru fiyatların düşmesidir. Tabii kanal alt bandı hangi zamansallıkta test edilecekse ona göre fiyatlarda değişkenlik olabilir. Dolayısıyla şu an için bir fiyat söyleyebilmek de mümkün değildir arkadaşlar. 7400-7500 civarları destek olarak görülüyor. Ancak şu anda hemen düşer mi? Tabii ki hemen düşmesini beklemeyeceğiz. Bir vade içerisinde sallana sallana düşmesini şahsen bekliyor olacağım. Ama bu beklentimin onayı için sarı yükselen trendin kırılması lazım. Yani bu tek tek saymış olduğum, ajandanıza not edin demiş olduğum buradaki destek noktaları günlere göre takip edin. Onun altında kalmasıyla fiyatlarda baskılanmanın teknik olarak olması beklenir. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hoşça kalın.